Erhan, taze olan olaylar demişler bir seyircimiz. Nural Tekeli sormuşlar. Bir, Özge Can'ın öldürülmesi. İki, İstanbul'daki bir kadının öldürülerek parçalanıp konteynere atılması. Ya, şeyde, elleri kesilip. Bu Beykoz'daki atılıyor, başka bir şey mi var? Korkunç bir şey. Neyse. Üç, kapıyı çalıp yaşlı kadından bir şeyler almak için davet etme. 16 ve 17. yüzyılda yaşansaydı bunlara ne ceza verildi? Ya bunların cezası ispat edildiği takdirde çoğunun cezası ölümdür. Yani Osmanlı'da idam cezası uygulanıyor. Veyahut tecavüzse kesiliyor. Cinsel organı kesiliyor. Yani Osmanlı döneminde çok ağır yaptırımlar uygulanıyor. Fakat yani bu kadar yani yapılmış büyük vahşetler vardır Osmanlı döneminde de. Devlet mahkemede ispat edildiği takdirde en ağır cezalara çarptırıyor. Türkiye'de de yakın zamana kadar idam cezası uygulanıyordu biliyorsun. Ama tabii günümüzde bu şimdi tartışılmaya başlandı. İdam cezası yeniden gelsin mi gelmesin mi vesaire diye. Sence gelmeli mi? Bana göre gelmeli. Yani idam cezası, hayır faşistlikle falan alakası yok. Hocam sizce gelmeli mi? Vallahi Allah vermesin insanın bir yakınına başına bir şey gelse gelmeli der hemen. Tabii. Hayır. Çok şükür yakınınızın başına bir şey gelmiyor ama sizce İnşallah. Gelmeli mi? Vallahi düşünürüm. Bak, hayır demiyorum. Toptan hayır demiyorum. Ve şunu da söyleyelim. Türkiye'de bu af müessesesi kalkmalı. Çünkü son zamanlarda o kadar vahşice şeyler oluyor ki yani bunları nasıl durdurmalı? Nasıl durdurmalı? Bir de şeye inanmıyorum ben. Af geliyor. Tabii. Hop af geliyor. Af geliyor. Müebbet hapse çarptırılan insanlar 2 sene sonra çıkıyor. Bakıyorsun 2 sene sonra çıkıyor. Çıkıyor. Yani bu da adalet mi? Bir yandan en son bir ne insan zaman geldi. Aman Rahşan affı mı diyorsun? Vallahi 50 Rahşan affı vardı ondan sonra bilmiyorum. Sonra iyi hal, bilmem ne. Ve Osmanlı döneminde mesela şuna dikkat ediyorlar. Yani, bilmiyorum günümüzün hukukunda nasıldır? Ben aynı suçu birden fazla aynı suçu hırsızlık gibi birden fazla işlediği zaman onun cezası daha ağır oluyor. Artık o çünkü şey olmuş, adamın mesleği olmuş. Sarkıntılık, tecavüz, şey. El kesiyorlar mı? El kesme biliyorsun Osmanlı İslam hukukunda hırsızlık için geçerlidir. 17 ve 18. yüzyıllarda Ömer Menekşe'nin bir araştırması var. Hırsızlık üzerine doktora tezi yaptı. Bizim Marmara hukukta 4 tane el kesme cezası rastlanmış. Genelde Osmanlı 18'de. 17 ve 18'de. 4 tane. İstanbul'da. Fakat şunu da söyleyelim. Bunların dördünde de aynı kişinin ismi var. Beyazizade diye Rumeli kasaskerinin. Bu tek recmi yaptıran. Recm hadisesine izin veren kişidir. Allah'ın izniyle. Onun dışında, onun biraz sonra şeylerini anlatacağız. Onun daha başka eleştirenleri de öldürtmüş. Yani Osmanlı'da el kesme cezası fazla uygulanan bir şey değil. Yani Ömer Menekşe'nin İstanbul'da tespiti 4. Hırsızı ne yapıyor? Çeşitli cezalar var. Mesela Osmanlı'da ne var? Kalebentlik var. Mesela bir kaleye hapsediyor. Ha kalebent. Bir kalebent. Kaleye Çabuk söylediğin için bazı cezirebent. Hocam bir daha söyler misiniz? Çabuk söylemeyelim. Sen de söylüyorsun. Evet. O benden hızlı konuşuyor. Söyleyin hocam bana da. Sen de söylüyorsun. Vallahi ikinize de uyarmak lazım. Bazen yani adam gibi konuşun. Ben de hızlı konuşamıyorum. Siz de bana söyleyin. Aman hocam geçen hafta Allah. Geçen hafta hızlı değildi. Haşindi. Saddam'dan beterdi hocam. Çok hoşlanma hocam. Saddam'ın da sertliği kendi milletine karşıymış. Evet. Işte. Yani onu gördük. Kendi halkına hocam zulmetmiş. Ama geçen hafta çok öyle. Hoştunuz. Şimdi hocam kalebent cezası var. Mesela bir kaleye hapsediyor. Çanakkale'nin bir kalesine, Kütahya'nın bir kalesine, Tokat Kalesi'ne mesela onu da söyleyelim. Tokat Kalesi hapishane olarak kullanılıyor. Çünkü iç kale olmuş artık sınırda. Ama öyle oluyor. Genellikle değil. Hep Yedikule. Kazıklı Voyvoda'dan Yedikule. Menteşe beylerine kadar birçok kişiyi oraya hapsetmişler. Yedikule'de değil mi? Bunun dışında ikincisi Cezirebent var mesela, ada hapsi. Bunun dışında sürgün var, para cezası var, en önemlisi dayak var. Mesela çok yoğun şekilde dayak cezası. O resmi verelim mi? Dayak resimleri uygulanıyor. Hoca o şeyden sizden rica edeyim, ona ne resmi? Çünkü bunlar doğru düz resimler. Evet. İlk önce o dayak resimlerini verir misin? Tahmin ediyorum. Falaka resmi. Biliyorsunuz. Evet. Falaka şey. Şu. Mesela bu. Bu şey Avrupa resmi bunlar. Avusturya. Avusturya. Bak güzel. Çünkü niyet o değil. O rahmetli Metanat bunların bir kısmını yayınlamış. Bunlar 2-3 albüm.
Bunlardan bir tanesinin tıpkı basımı yapılmış, o bende var hocam. Evet. Yavaş, Şehran yavaş. Yani o aslında bunların tamamını toplamak lazım yani. Oy, o kadar. Bu mesela var. Büyük ihtimalle işkembe geçirilmiş kafaya, zina davası bu. Zinadır. Zina evet. Davası, eşeğe ters bindirilmiş. Teşhir ediliyor. Hemen yazıyorlar, zina değil, zina. Zina evladım, zina. Yani evet, bu falaka. Hatta falaka. Bir bu falaka değil bu. Ne ya? Bu dayak bu. Dayak mı? Heh, bir dayak da bu. Kadın böyle dövülüyor. Bu kadın ne halt etmiş? Bu fuhuş galiba bu. Bilemiyorum. Yani. Eteğini kaldırıp vuruyor bak. Evet şey bu. Altında şalvarı. Metin Bey'in adı bu rahmetli şey. Fuhuş öyle bir şeydi evet.